Evet, gerçekten önemli bir rapor geldi. Her ne kadar %100 sonuç vermese de hemen 20 gün sonra cenaze bulundu ve hemen tabii ki morga götürüldü. Bir doktor muayenesinden, ön muayeneden geçti. Harici muayeneden geçti. Rahmetli, peki nelere rastlandı? Hangi bulgulara? Hocamız o raporu okudu ve bize yorumlayacak şimdi. Yani Şefik Kılıç'ın bedeninde nelere rastlandı hocam? Şimdi %100 diyemesek de %100'e yakın diyebiliriz. Çünkü otopsi raporu elimizde yok. Otopsi raporu gelince %100 hale gelecek. Bu sadece otopsi yapılmadan önce dış bedeninin dışını muayene edildiği bir rapor. Harici Gözle raporun anlamı. görülen. Gözle görülen ve elle hissedilen yerlerin muayene edildiği. Şimdi bu rapora göre kesinlikle bu kişi darp edilmiş gözüküyor. Çünkü kafasının arkasında daha önce bahsedilen yarık, dudağının içinde, gözünün üstünde, kalçasında çok ciddi bir yarık ki bunlar ancak sopayla usule gelebilecek veya bir cisimle vurulmasıyla usule, yani yumrukla tekmeyle oluşamayacak bir takım yaraları var. Ha, neden %100 demiyoruz da sebebi şu, yani ceset atılırken hırpalanmış olabilir. Ha, bir de tabii gene harici olarak ölüm sebebini verebilecek bir bulgu daha var. Göğüs kemiğinin alt kısmı kırık. Elle hissedilebiliyor içeri doğru gittiği. Bu direkt kalbe saplanabildiği için o kemik ölüm sebebi olur. Hatta kavgalarda göğse atılan yumruklardaki en sık ölüm sebebidir. Çünkü normalde hani bir yumrukla kolay kolay ölmez kişi ama o kemiğe denk gelip kırılırsa ölüm sebebi olur. O yüzden bir kavga esnasında ve işte sopa gibi bir cisim de kullanılırken belki de istemeyerek aldığı, yani öldürme amacıyla değil ama göğsüne var gücüyle vurulunca o kemiği kırdılar ve öldü. Görüntü o harici muayenede. Burada dediğim gibi bu ceset atılıp işte bir yerlere konulurken hırpalanması sonucu ölüm sonrası mı bu yaralar meydana geldi, otopside kesin anlaşılır. Ama görüntü %100'e yakın, öyle söyleyeyim. Büyük ihtimalle otopside de bunlar canlıyken meydana gelmiştir diye çıkacak. Yani bu da bizi gittikçe cinayete daha mı çok Tabii yaklaştı? üstelik şimdi hani çok net konuşamamıştım. Hani ortalık daha fazla kafalar karışmasın diye. İkinci şüphe nedir? Yani cinayet değilse nasıl ölmüş olabilir bu kişi? Kaybolmuştur. Kaybolunca soğuk eksi 8 işte karlı ortam donmuştur. Donarak ölmüştür, değil mi? Şimdi bu yaralar o donarak ölme işini çok çok geri plana attı. Ha bir de hani elbise de bununla açıklanabilirdi belki. Çünkü donan kişi, işte biz adli tıpta paradoksiyel dressing dediğimiz bir durum var. Tam donmadan biraz önce halüsinasyonlar görmeye başlar, soyunur falan, çok sıcak hisseder ama burada öyle bir durum yok. Bu yaralar kesinlikle öyle bir şey olmadığını gösteriyor. Yani bu %100'e yakın bir travma, cinayet sonucu ölüm gibi gözüküyor. Diye düşünmeye Evet. başlayabiliriz Yazgül. Yani bunun artık bir cinayete doğru gidiyor bu dostlar. Kesinlikle Zeynep abla. Bu kadar zalim, bu kadar vicdansız bir insan olamaz ya. Bu insan değil. Bu kesinlikle insan değil Zeynep abla. Benim abim ne etti size? Ne yaptı size? Bir insan ne yaparsa etsin, ne ederse etsin bu şekilde olmalı. Olmaz böyle. Abi. Ne yaptı ki? Merhaba Çıksın desin hocam, ki suçu budur. Bu ne kadar suçlu olsa, neyin ne olursa olsun, böyle bir cinayeti hak etmez. Hak Böyle bir ölümü etmedi hak Zeynep etmez. abla. Benim abim hak etmedi. Yani bunun ne O sebeple vicdansızlar yapmışlar? kimse çıksın ortaya. Biz bunun peşine bırakmayacağız. Bunun sebebi Çıksınlar. neyse bunu bize söyleyecekler yani. Bu ölüm sebebi neydi? Niye Çıksınlar öldürdü? ortaya. Benim Çıksınlar. kardeşim ne yaptı size? Yani bunu biz öğrenmek istiyoruz. Bunu katil her kim Hiçbir olursa sebep olsun bir yargın cinayete gerek önüne yok. çıkıp da Evet. Evet Ayşe Hanım, galiba giderek cinayet Evet. şüphesine daha çok Cinayet yaklaşıyoruz olduğunu hocam. kesinlikle düşünüyorum ben. Hocam zaten anlattı. O şekilde hani cenaze taşınırken de o hırpalanmalar çok Yok, olası değil. taşınırken olmaz. Çok Ancak olası atılırken, değil. atılsa da gene bu bir Gene cinayeti hani gösteriyor. çok şey Niye değil ama donmuş cesedi temkinli atsınlar? mecburen temkinli konuşuyoruz biz bu konuda. Evet. Aklıma her şey geliyor tabii. Bazı şeyleri de Geliyor, hepimizin de söyleyemiyoruz. konuşamıyoruz değil mi burada? Yani mesela kıyafetlerinin olmaması,
acaba bu cinayetin sebebinin hani olur ya şefin uygunsuz bir hal ve hareketi ya da o şekilde yakalanması mı sebep oldu? Buna ilişkin bir herhangi bir şey bilen, duyan, gören var mı? Varsa söylemesi gerekiyor. Çünkü soruşturmayı açıklayacak durumlardan durumun evet. en önemlisi. Evet, İbrahim. Yani tabii acı daha çok taze bir de. Yani hakikaten 40 gün falan oldu yani. Her gün acımız daha fazlalaşıyor biliyor musun Serap abla? Gün gittikçe yani içimizdeki alevler daha çok hızlanıyor. Ama biz değiliz Serap Hanım. Biz değiliz. O da benim de kardeşim. Çünkü sizin tek acınız değil, benim de acım. Mehmet Bey, burada kimin daha çok acı çektiğini konuşmuyoruz evet, şu anda. Evet, doğrudur, siz evet. de çekiyorsunuzdur ama hepimiz kadar sizin de ne olduğunu merak etmeniz gerekiyor. Çok merak ediyorum. Sürekli tamam şöyle olmadı, böyle olmadı. Ne olmuş olabilir? Ne ol? O zaman sizde bir fikir yürütün. Evet. Yani şurada şununla bir problemi vardı. Bununla böyle bir şeyi vardı. Hiç böyle bir şey de söylemiyorsunuz. Çünkü sürekli bir savunma halindesiniz. Burada da hiç kimse size siz yaptınız demiyor. Doğrudur. O zaman bakış açımızı değiştirin. Varsa böyle bir bilgi, belge, bir şey elinizde. Yani aynı evden iki kız kardeşiniz farklı şeyler söylüyor. E biz gidip sarı çizmeli Mehmet Ağa'dan şüphelenemeyiz değil mi? Doğrudur. Önce burayı bir çözelim yani. Pazar sabahı Latife neredeydi? Ya da cumartesi günü hiç evden çıktı mı? Mesela benim aklım. Biraz Latife'yi konuşmak gerekiyor gibi evet, geliyor evet. bana. Yani biraz aile de onu işin dışında tutmaya çalışıyor. Latife kendini dışında tutmaya çalışıyor. Evet, güzel bir soru sordu avukat hanım. Cumartesi günü Latife neredeydi? Evdeydi hocam. Hep evdeydi. Hiç dışarı çıkmadı. Latife zaten evdeydi. Hiç Serap Hanım. Filiz ablama giderdi. Teyzemlere falan giderdi ama öyle fazla bir yere falan gittiği yok. Gittiği zaman gün içinde dönüyordu. Ablam da evin yanında olduğu için. Pazar günü neredeydi Latife? Pazar günü de evdeydi. Latife hep evde. Evet, yani evdeydi. Latife niye evdeydi? Çünkü misafir olarak gelmemişti. Bir olaydan dolayı geldiği için herhangi yani her şey kayınpederi gelebilirdi. Ondan dolayı da fazla bir yere gitmiyordu. Ya gittiği yer zaten kaç adım yani mesela Seyran'da kalsa kaç adım yani? Ya işte kaldığı zaman kalması önemli değil de geldiği zaman kayınpederi laf söz olur. Mesela milletin ortasına kocası böyle bir şey yapmış, bu da köyün ortasına geziyor. Öyle tür söylentiler falan olurdu. Babam da ondan dolayı izin vermiyordu. Yani kayınpederi gelip bir şey söyler. Mesela gelinim nerede? Kendi ablasına gitmiş. Yani ya işte mi ablası? Ya o olayın içine gidemezdi. Çünkü gidemez, o olayın içine gidemezdi. Bizim oralar yazın, öyle. Yazın geldiği zaman gidiyordu. Ablam da buradaydı. Yazın geldiği zaman rahat gidip geliyordu. Yani Şefik Bey'den bir şüpheniz mi vardı? Yok, Şefik Bey'in fazlası. Herhangi öyle bir şüphemiz herhangi yoktu. Sadece kayınpederinden dolayı göndermiyordu. Laf söz olmasın diye. Ne kadar bir vicdansızdı ki yani kız kardeşi ablasının evine gitmiş. Oturup dertleşemez mi? Oturup konuşamaz mı? Öyle bir ha? şey. İçindeki bir sıkıntı oldu mu ablasıyla paylaşamaz mı? Işte. Ben buradan kalkıp ablama gittiğim zaman bakıp bana diyecekler ki sen neden mi gittin? Köylü olmadığı için babam izin vermiyordu açıkçasını söyleyeyim. Gördüm mesela kayınpederin geldiği zaman demesin benim. Kayınpederi madem soyup çıkıyordu niye İstanbul'da getirmediler siz soyup çıktınız? Yani adam o soyup çıksaydı kendi yerine götürdü. Adam bana onun borcunu vermedi. Söyleyin. O bizi ilgilendirmez kardeşim. Tamam da ilgilenmez tamam. de yani. Şefik kayboldu. Kayınpederi yani o kadar geline düşkünse evine getirin. Niye sen getiriyorsun? Adam bana dedi ki arabayla gönder ben de kendi ayaklarımla getirdiğim için babam tamam, izin vermedi. Dedi onun evine gitmeyecek. Sen gel götürseydi evine. Yani diyebilirdi değil mi? Götürmedi kardeşim ben de sana diyorum ben alıp İstanbul'da götürdüm. Ben sana ne tamam diyorum da sen yine bana kardeşim böyle. Kayınpederi madem o kadar gelini çok seviyordu. Niye kendi gelip İstanbul'a götürmedi kendi evine? Götürmedi sen getirmişsin işte, orada bıraktığı orada bıraktığı için yani, biz getirdik. Oraya mı ya orayı götürmedi deyince sen yani iki adımlık yol getirdiğin gibi en azından aynı akşam gelir oturar bir çay içer düğününü de görer bir geçmiş olsun diğer gelinin kolunu tutar alır götürer. Şimdi Serap Hanım benim kardeşim başına geldiği şey Seyran'ın başına gelseydi. Bunlar bize hesap sormaz mı? Niye üç gün bize söylemedi? Sorarlar. Sorarlar mı sormaz mı? Sorarlar. Şimdi biz soruyoruz, biz suçlu mu oluyoruz? Suçlu değiliz. Neden üç gün bize haber verdi? Ya üç gün içinde benim kız kardeşim demedi benim kocam kayıp.
Seni aradı dedi gel. Daha ne desin ya? Daha ne desin? Gelmiyor eve diyor. Şey telefonu kapalı diyor. 3 gün normal değil ya. Daha ne desin? Köy gibi bir yer. Madem pazar günü bana söyledi ya. Tamam. Ben dedim nereye gider? Şevik oralardadır. Ben zaten onunla sabahleyin görüştüm kahvenin önünde. Sabah pazar günü saat kaçta sana sordu? Pazar akşamı. 7:30-8 arası akşam üzeri bana haber verdi. Gündüz haber. Tamam akşam sana söyledi. Şefik eve gelmedi. Sen gördün mü görmedi mi? Pazartesi. Saat 9:30'da beni arıyor. Ve bu soruyu ben de sordum kendisine. Dedim ki Şefik nerede ne yapıyor? Bana niye demedi? Ben o zaman bizzat kız kardeşime söyledim. Sen İbrahim Beyleri acaba bir şey söylemek için aradın da söyleyemedin mi? Yok öyle bir şey yok. 10 seneden beri ilk defa arıyor musun bir de? Hocam 10 sene dedi İbrahim 2 sene önce köydeydi ya. Neyin 10 senesi? Zaten köydeydi hep onlar. Köydeydi de telefon et. Aynı evlere gidip geliyorlardı yani. İbrahim abi diyor sen şimdi diyor ki başka yere sen lafı başka yere. Ben 5 sene Boyburt'taydım. Bu bizim gelinizken niye siz şey yapıyorsunuz? Bizim gelinimizdir. Ben görmüyor muyum, bilmiyor muyum? Bir gün bana telefon alsaydı. O da sizin niye o güneden geldi, olayı güneden geldiği için biz sinirime getiriyor. Bu kafamıza şüphe getiriyor. Açıklığa kavuşturmak için şunu da söyleyeyim. Hani Latife diyor ya ben kalmadım ablamın evinde. Abiler de diyor ya kalmadı diye. Israrla Seyran diyor ki kaldı. Beraber de aynı odada da yattık. Ertesi günde kahvaltı hazırladım. Çocuklar da doğru böyle söylüyor. Evet Seyran'ın çocukları da teyzem bizde o gece yattı diyorlar. Ne diyeceksiniz? Buyurun bakalım. Hocam çocukları 20 gün, 1 ay sonra niye bu işleri söylüyorlar ki? İlk ifadesinde niye böyle bu tür şeyleri söylemedi? Ben onu çok merak ama ediyorum. Sorulmamış ki şimdi. Teyzenin nasıl? Orada hocam, kalması o kadar önemli görülmemiştir. Biz sormuşuz hocam. Biz onu da sormuşuz. Karakola da ifadesini vermişler çocuklar. Çocuklar dedi pazar günü de kalmış. Bak Latife Hanım da söyledi dedi. Pazar günü ben gitmişim gelmişim. Çocuk yalan söylemiyor dedi. Çocuk pazartesi. Dedi pazar günü de bizim eve gelmişti. Pazar günü gitmemiş adam abi. Latife Hanım gelmedi. Söyledi yani bunu pazar dinleyebilirsiniz. Pazar günü değil. Pazar günü gitmiş gelmedi. Pazar günü değil. Pazartesi dedi. Pazartesi dedi. Kısacası çocuklar da bunu doğruluyorlar. Bir tane çocuk dediğimde bir tanesi 9 yaşında zaten. O 9 yaşındaki de biliyorsunuz annemle babam kavga etti. Sabahleyin annem dayımı aradı. Benim dayımı beni dövdü dedi Şefik için diyen. Yok. O zaman sıcağı sıcağına söylemiş ona da inanmıyor. Bu niye dokümanlarda çıkmıyor mu komutan hocam? Estağfurullah ben hoca değilim. Bu arada telefon dökümleri şöyle. Şefik'inkiler rahmetlininkiler çıktı. Tamam. Orada karısı tarafından bir arama yok. O aradım tamam, diyor olabilir. Ama o yok. O diyor. Ama Seyran'ınkiler çıkmadı henüz. Yani Gündüz abimi aramış mı aramamış mı? Onların da çıkartmasını biz bir zahmet istiyoruz. Onlar yani. Çıkacak ama ne çocuk yalan söylüyor, yalan söylüyor. Çocuk yalan söylemeyi bilmez ya. Biz biliriz yalan söylemeyi. Biz pazar plan günü, program yaparız. Biz öğretiriz. Biz öğretiriz. Bizden öğrenirler. Varsa bir karın ağrıyorsun yalan söylemeyin. Ayhan'ı aramış pazar günü. Çocuklar diyor annem Ayhan'ı aramış pazar günü. Yok öyle bir şey yok. Sen sadece Metin'i aradın pazar günü. Pazar günü eğer beni arasaydı da söylerdi. Ben çocuğun dediğini ya, söylüyoruz bir şey. Aramışsa da kız kardeşim için aramıştır. Diyoruz. Yani yarın ama eve çocuğu, gelsin diye o nokta için aramış. Beni arayıp da dememiş Şefik abi. Ya zaten arayıp aramadığını bunlar çıkar. Şimdi yani onların söylediklerini de biz söylüyoruz. Ayşe Hanım çok özür dilerim. Lafınızı balla kesiyorum. Dönüşte devam edin. Bir reklama gitmem lazım. Bu arada aynı evin içinde yaşıyorlar. Enişteleri 3 gündür kayıp. Kayınbiraderler bile birbirlerine bunu söylemiyor. Ya yokmuş Metin Şefik 3 gündür telefonu falan. Böyle bir iletişimsizliği de ben görmedim. Aynı evde yaşıyorlar yani. Birazdan kahveyi de getireceğim ekrana. Hani gittim, gitmedim, gördüm, görmedim. Kim kimi görmüyor ya şu kadarcık bir kahve yani.